arkadaşlar. Bugün de yine Birinci Göktürk Devleti'ne bu sefer beraber edeceğiz. Onun özelliklerine bakalım şimdi. Şimdi Birinci Göktürk Devleti bir kere biliyoruz ki, daha önce de söylemiştik bunu, tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlettir. Onu bir kere unutmayalım. Yani artık Türk adı siyasi bir kimlik kazanmıştır Göktürklerle beraber. Çünkü bundan önce kurulan hiçbir devletin içinde biz Türk adını görmemiştik burada. Şimdi onların özelliklerine bir bakalım. Şimdi kurucumuz Bumin Kağan'dır burada. Bumin Kağan. Kendisinin bir lakabı var. İl lakabı var. İl devlet anlamına gelir. Devlet Kağan'dır yani aslında adı baktığınız zaman burada. Bumin Kağan devleti nerede kuruyor? Hiç hani söylememize bile gerek yok. Biliyorsunuz ki bunu Ötüken'de zaten kurmak zorunda. Kurmazsa çünkü onu biliyorsunuz hiç kimse umursamıyordu. Daha önce bahsetmiştik bunda. Toprak ana olarak biliyorduk biz bu kısmı. Ötüken'de devlet kuruldu. Kime bakın son vererek kurulmuş? Avarlara son vererek kuruyor. Yani bir Türk devleti bir diğer Türk devletine son verebiliyor. Bizde böyle şeyler oluyordu. Daha önce de yine bahsetmiştik videolarımızda. Bu iki Türk'ün arasında geçen bir mücadele olabilir. Dış baskılar olabilir. Moğol baskısı olabilir. Bizim buradan göç etmemize sebep olabilir. Biz göç ettirebiliriz başkalarını. İşte mesela bakın bu iki tane Türk'ün mücadelesi sonucunda biri bu bölgeyi terk ediyor. Avarlar. Biri ise bu bölgede kuruluyor. Hatta bunda bir kuruluş hikayesi vardır. O da şöyledir. Şimdi Bumin Kağan normalde Avarlar çok daha büyük bir devlet Göktürklerin ilk hallerine göre. Biliyorsunuz bizim bir tane ata mesleğimiz vardır. Hiç bilir misiniz acaba? Şimdi mesela böyle düşünün bakalım. Bizim acaba ata mesleğimiz ne olabilir? Bir böyle mantık yürütün. Mesela Mercan hocamız burada. Hemen ona sorayım. Var mı biliyor musun? Söylemedim bak videodan önce. Bizim ata mesleğimiz ne olabilir acaba? Hayvancılık falan mı acaba? Başka? Genelde öğrenciler şu an bu cevabı bilir. Madencilik. Bravo. Biz demirciyizdir. Demir. Ata mesleğimiz demirciliktir bizim burada. İşte Bumin Kağan da o bölgenin çok güçlü demircilerinden birisi. Avarlara bağlı şekilde yaşıyor. Ve ne yapmış kendisi? Avar Hakan'ın kızına aşık oluyor bu. Annesine babasına demiş ki anne baba demiş ben demiş bu kızı istiyorum. Bunu almaya gideceğiz. Almışlar bizimkiler çiçeklerini, çikolatalarını. Tak 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 Avar Hakan'ın kapısını çalıyorlar. Avar Hakan açıyor işte kapıyı. Hayal edin böyle canlandırıyorum ben. İşte ne var lan demirci diyor muhtemelen Bumin Kağan'a. Ondan sonra Bumin Kağan diyor ki senin kızını istiyorum. Maalesef ki Avar Hakan ne yapıyor? Ben de diyor demirciye verecek kızı yok. Çat yüzüne kapatıyor kapıyı burada. Aşk burada sona eriyor. Ondan sonra bizim Bumin Kağan bir içerliyor. Ulan diyor ne demek diyor ben mesleğinden dolayı diyor bu kızı alamıyorum. Etraftaki böyle boylarla işbirliği kuruyor. İşte demir kılıçlar dövüyor zaten demirci olduğu için. Yine etraftakileri Avar Hakan'la karşı böyle biliyor falan bilendiriyor. Ve bu şekilde topluluklarını kurarak isyana kalkışıyor. Ve bu isyan sonucunda da Avarlara son verip böylelikle devleti kurmuş oluyor. Yani Avar Hakan'a kızı verse şöyle bir devlet yok düşün. Vermediği için biz şimdi ekstradan bir sürü neler anlatacağız burada. Şimdi ne yapmış bakın kendisi? Tölesleri kendine bağlıyor. Şimdi bu töles ifadesi önemli bir ifade. Şimdi biz aslında böyle mesela Bumin Kağan falan anlatıyoruz. Tamam böyle bir sürü siyasi ayet. Attilalar, Bumin Kağanlar falan. Metanlar. ÖSYM de geliyor mesela diyor ki kurgan ne? Yani bu tarz bir şey soruyor mesela. Son zamanlarda ÖSYM terimlere çok geçiş yapmaya başladı. Ondan dolayı biz de bazı terimleri öğrenmemiz lazım. Mesela bunlardan bir tanesi töreslerdir. Şöyle diyeceğiz yanına. Dağınık haldeki Türk boyları. Bakın bunu unutmayın. Töles önemli bir ifadedir bu açıdan. Dağınık haldeki Türk boylarının adı topluca tölestir. Onu da bak Bumin Kağan ne yapmış? Kendisine bağlıyor. Hatta ya ne yapıyor? Ülkenin batısının çok önemli bir figür olan İstemi Yapku ile beraber yönetiyor. Batıda Yapku ünvanlı yöneticiler olur. Doğuda Kağan olur. İşte Batı'nın örneği de bakın burada. İstemi Yapku kardeşi hiçbir arıza çıkarmadan, hiç Doğu'ya böyle isyan etmek istemeden, hiç orayı yıkmaya çalışmadan bu devletin Batı politikasını yönetmekte İstemi Yapku. Çok saygılı, çok efendi bir insan kendisi. İşte burada da devleti ikiye bölmüşler. İkili teşkilatlanma gereği. Ve ülkenin batısını İstemi Yapku'ya emanet edilmiş. Sonra Bumin Kağan hayatını kaybetti. Yerine bakın kim geçti? Mukan Kağan. Mesela İstemi Yapku şunu yapamaz mı? Ben geçeceğim kardeşim yerine diyemez mi? Dememiş bakın burada. Neden? Adam çünkü devlette o devamlılık olsun istiyor. İşte taht kavgası, kardeş arası kavga yaşanmasını istediği için direkt onun oğlunun tahta çıkışına saygı duymuş. Hatta kendisi de yeğene refakat edecek burada. O zaman onu da yazalım şimdi. Ülkeyi amcası İstemi Yapku ile birlikte yönetti. Yapku ile birlikte yönetti. Hiç bakın ego yapmamış İstemi Yapku. Ben yöneteceğim, ben Batı'nın yöneticisiyim falan dememiş burada. Kardeşinin çocuğuna yani yeğene refakat ederek onunla beraber burada ülkeyi yönetmişler.
Hatta bakın işte o birliktelikten de ne çıkmış burada? En parlak dönem. Birbirlerini yeselerdi bu devlet burada sonlanır giderdi, tarihten silinirdi. İşte istemi yapma böyle yapmadığı için, çok sağduyulu davrandığı için 2016'nın işte bakın sınav sorusu olan en parlak dönem hangisidir dedi. Cevap da burada Mukan Kağan olacaktı. İkisinin o iyi politikası, güçlü politikası sayesinde devlet en parlak dönemi yaşıyor. Hatta böyle doğuda sınırlarımız Kore topraklarına kadar falan ulaşmış burada. Epey geniş bir araziye yönelilmiş. Daha sonra şöyle bir bilgimiz var. İstemi'nin İpek Yolu politikaları sayesinde devlet ekonomik olarak güçlendi. Bunu biraz daha anlatacağım ben size. Burada dursun bu şimdi bilgi. O önemli bir bilgi çünkü. Bu İstemi'nin meşhur bir İpek Yolu politikası vardı. Birazdan bahsedeceğiz bundan. Şimdilik burada dursun. Sonra Mukan Kağan da hayatını kaybediyor. İşte tabii İstemi Yapı Fuarı'nda hayatını kaybedince hafiften devlet böyle bir sarsılmaya başlıyor. Sonra da başa Tapo veya Taspar olarak bileceğimiz iki kişi geçiyor. Şimdi o da Budizm'i getirmek istiyor. Adam kafayı takmış Budizm'e. Budizm için mesela ağlarmış kendisi. Dermiş ki ben Budizm'e geçmek istiyorum. Böyle hüngür hüngür sokaklarda çıkıp böyle bir Hakan'a yakışmayacak şekilde böyle hüngür hüngür gözyaşı dökermiş. Ondan sonra Budizm'e geçmek istermiş. İnsanların Budizm'e geçmesi için tavsiyelerde bulunurmuş. Hatta bu konu artık bir gün o kadar çok konuşulunca kurultaya kadar gelmiş. Sonra kurultayda yaptığı görüşmenin sonucunda demiş ki hayır kardeşim demiş biz demiş Budizm'e geçemeyiz. Çünkü biz Budizm'e geçersek ne oluruz? Yozlaşırız. Ya benliğimizi kaybederiz. Çinleşmeye başlarız. Çünkü Çin dini biliyorsunuz bu. Ondan dolayı senin talebin demiş kabul etmiyoruz. Hatta demişler ki böyle Hakan da olmaz. Yani adam Budizm'e geçmedin diye hüngür hüngür ağlıyor. Böyle Hakan da olmaz. Seni demiş alıyoruz görevden demişler. Ve bu şekilde onun da görevine son veriyorlar. Hatta o kadar çok kafayı takmış ki Budizm'e şöyle bir kitap vardır. Nirvana Sutra adında. Bu kitabı da mesela çevirmiş kendisi. Budizm'i anlatıyor bu kitap. Bunu da Budizm'i anlatan bu kitabı da Göktürkçe'ye çevirterek insanların da öğrenmesini falan sağlamış. Yani kafayı bayağı takmış adam böyle. Oturup hüngür hüngür ağlarmış. Ben niye Budist olmadım Allah'ım. Bak geçirtmiyorlar beni falan diye. Böyle değişik bir kişiymiş kendisi. Sonra şöyle bir ikiye bölelim burayı. Buraya Batı diyelim. Buraya Doğu diyelim. Şimdi Batı'da, buraya bazı yöneticileri yazacağız şimdi. Kim vardı Batı'da biliyorsunuz ki? İstemi Yapko. Onun ilk hükümdarı bak kimdi burada? Yani Doğu'da esas komutan kimdi burada? Yani hükümdar kimdi? O da Bumin Kağan. Onu yazalım şimdi buraya. Bumin Kağan. Sonra İstemi devam etti burada. İstemi devam etti. Bu sefer onun yerine kim geldi burada? Mukan Kağan. Mukan Yani bunlar bizim Doğu Batı yöneticileri. Ben topluca bunları vereyim diye karıştırmayın diye bunları vereyim dedim. Çünkü çok fazla iç içe giriyor. Batı'da bu var, Doğu'da bu var. Birbirlerine girmesinler diye. Daha sonra burada Tardu başa gelir burada. Tardu vardı. Bu Tardu da İstemi'nin oğludur. Hatta kendisi hatırlarsanız dün biraz bahsetmiştim. İşte ajan Çinli prensesler vardı bizim ülkeye giriyorlardı falan. İşte onların yanında gelen ajanlardan bazıları hükümdar Tardu'nun yani Batı'nın yapkısı olan Tardu'nun girdiği o şeylere ırmakları falan zehirleyerek maalesef ki adamın ölmesine sebep olmuşlar burada. Ondan sonra Tardu'nun doğusundaysa esas hükümdar olaraksa burada Tapo görev yapmakta. Sonra yine Batı'da Tardu var. Bu Tapo Budizm'i getirmek için işte çok fazla böyle gözyaşı falan dökünce onu değiştirdiler. Ve yerine bu sefer de ne oldu? İşbara'yı getirmişler burada. Şimdi İşbara da enteresan bir hükümdar. O da çok böyle yaşlı bir hükümdar. Şimdi bir gün böyle hayal edin kafanızda. Sarayda oturuyor işte İşbara. Bir tane Çinli elçi geliyor bunun yanına. Ve elinde bir mektup var Çin hükümdarından. Ondan sonra size demiş Çin hükümdarından mektup getirdim. Alayım demiş mesela İşbara. Çinli elçi almış mektubu. Böyle ayağının dibine bırakmış. Yani şunu istiyor. Böyle geldi kalk diyor oradan diyor. Emekli emekli yürü yürü. Yani benim ayağıma gel o mektubu al diye. Yani maalesef ki bakın artık bizim hükümdarlar o kadar böyle güçlerini kaybetmişler ki. Artık böyle elçilerin bile maalesef ki oyuncak konumuna düşmüşler. Maalesef bizim İşbara böyle biraz yürümekte zorlanan biriymiş. Böyle emekli 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 bu Çinli elçinin ayağına kadar gelmiş. Mektubu almış. Mektupta da şu yazıyor işte. Çinlileşeceksiniz falan tarzında mesela özetle böyle bir cümle yazıyor. Bizim de İşbara buna çok üzülüyor ve bir cevap atıyor Çin hükümdarına.
Diyor ki, kısaca özetle, saçlarımızı diyor sizin gibi kestiremem, adetlerinizi alamam, işte sizin gibi olmamıza imkan yoktur. Çünkü demiş, milletim bu yönden hassasiyetle çarpan tek kalptir. Hani bizi değiştirmeyin, dönüştürmeyin, uzun saçlarımızı sizin gibi kestiremem falan gibi böyle cümleler yazıyor mektupta. Çünkü o kadar böyle artık bizi kendilerine benzetmeye çalışmışlar ki, İşbaraysa bir mektupla onlara bu şekilde cevap vererek bunu yapmak istemediğini belirtmiş kendisi. Ve sonrasında o da yaşlıydı, hayatını kaybediyor ve artık devlet de zaten bir çöküş yoluna maalesef ki gidiyor burada. Şimdi buraya kadar siyaset kısmını anlattım. Hemen çok küçük bir kısım vardı, ondan bahsedelim. O da ayırdığımız bir kısım olan şurası. İsteminin İpek Yolu politikası vardı ya. Hemen bir ona bakmamız lazım. Çünkü burası çok önemlidir ondan kaynaklı. Şimdi ben hemen şurayı bir sileyim. Hemen de bir başlıkla atalım şimdi. Şimdi ben İstemi'nin İpek Yolu politikasını, MEP kitabında falan geçmez bu. Kendim bir isim buldum. Ondan onu vererek bahsedeceğim şimdi size. O da şöyle bir isim. Tanıdık gelecektir şimdi bazılarımıza. Eyşan politikası diyelim şöyle. Eyşan politikası adında bir politikamız var bizim. Bir bakalım bakalım ona şimdi. Ooo, arkadan da müzik girdi. Tam Eyşan'ın müziği burada. Çoğumuz hatırlayacaktır bu derinden bizi yaralayan müziği. Şimdi Eyşan politikası. Teşekkür ederim Mehmet Hocam. Şimdi Eyşan politikası, niye böyle bir isim veriyoruz biz bu istemi yapmanın yaptığına? Şimdi şöyle, tarihte yani bu Eyşan'ı bir kere biliriz. Önce ondan bahsedelim. Belki izlemeyenimiz de vardı. Ezel diye bir dizi vardı biliyorsunuz. Bizim bu Hürrem sultanlara kök söktüren, ne bileyim Kösem sultanlara kök söktüren bir kadın karakter vardı orada. Adı da Eyşan'dı. Bir sürü erkeği birbirine düşürmüştü falan. İşte dizide Cengiz falan bir şeyler, tam hatırlayamam şu anda. Ezel falan onları birbirine düşürüyordu. Şimdi özetle biz onu buraya şimdi bir uygulayalım. Nasıl Eyşan politikası olmuş bu? Şimdi şöyle. Şimdi bizim Göktürkler, şöyle bir diyelim önce. İpek Yolu politikası için Göktürkler gelmişler. Sasaniler ile işbirliği yapmışlar. Bunun sonucunda ne yapıyorlar? Akunları yıktılar. Dedik. Göktürk, Sasani işbirliği yapıyor. Akunu yıkabiliyor. Bu olabilir. Yani bu bir politika. Hani aslında bu bile biraz offside da. Çünkü bak, bir İran kökenli biriyle Türk birisi, Türk birisini yıkıyor. Yani enteresan ama hadi olabilir diyelim buna. Şimdi işin enteresan kısmı geliyor. O da şu. İki diyelim bu sefer de. Aynı Göktürkler bu sefer Bizans ile birleşiyorlar ve kimi yıksa beğenirsiniz, kimi yıkıyor olabilir? Tabii ki de bu sefer de Sasanileri yıkıyorlar burada. Yani az önce dost olduğuyla geliyor şimdi yeni dostuyla eski dostluğu yıkıyor. Çok enteresan bak bir hareket yapıyor burada. Şöyle diyelim o zaman buraya da. Sasanileri yıktılar. Ya bu tam bir Eyşan karakterinin özelliği yani, değil mi? Bakın burada. Adam az önce dostu başkasını yıkıyordu. Şimdi başkası dostu oldu, dostunu yıktı. Burada görmüş olduğunuz gibi. Göktürkler bu hikayenin, yani şey pardon, Akunlar bu hikayenin Ömer'idir yani resmen. Burada öyle diyebiliriz. Adamlar burada pis pisin yandı. Yine aynı şekilde Sasaniler de aslında bu hikayenin Ömer'idir. O Ezel karakterindeki. Adamlar bak burada bir anda dostlandıkları Göktürklerle beraber yola çıktılar ama daha sonra bir anda geldi. Göktürkler bunları yıktılar Bizans'la beraber. Yani şu an diyor ki bize İstemi Yapku, yani burada İstemi'nin batı politikası bu. İstemi diyor ki, vallahi diyor benim için diyor amaç için her şey mübahtır diyor. İster diyor dost olduğumu da yıkarım, işte düşmanımla dost olurum, eski dostumu da yıkarım. Herkese düşman da olurum, herkese dost da olurum. Yeter ki diyor İpek Yolu bende olsun diyor. Çünkü neden? İşte bak bu İpek Yolu'ndan gelecek olan zenginlikle beraber devlet ne yapacak? En parlak dönemini yaşayacak çünkü burada. Yani çok böyle amaç için her şey mübahtır. Etik, ahlak, ilke pek fazla istemi yapılıyor. Yeter ki devlet güçlensin istiyor çünkü burada ondan kaynaklı. Bir de şöyle 3 diyelim buraya. Bunda bir şey yok. Soğutlu tüccarlar vardır burada. Soğutlu tüccarlar ile iyi ilişkiler kuruldu diyelim. Bu Soğutlu tüccarlar da günümüzde Tacikistanlılardır. Bunlar çok zengin kişiler. İpek Yolu üzerinde bir sürü böyle nüfuzları var bunların ticaret olarak. İşte İstemi Yapku da bunlarla iyi anlaşarak ne yapmış? Onların o gücünü kullanmaya çalışmış. İki tane notumuz var. Onları da vereyim. Ondan sonra bu dersi de bitirmiş olalım. Şimdi biz demek ki bakın artık ne yaptık? Bizans'la Orta Asya'dan bir ilişki kurduk burada. O zaman bir elçi göndermiş olduk. Şöyle notunuza yazabilirsiniz böyle bu İpek Yolu politikasının sağına soluna bir yerine. Şöyle deyiniz. Bizans'a gönderilen, Orta Asya'dan Bizans'a gönderilen
ilk elçi deyin. Orta Asya'dan Bizans'a gönderilen ilk elçi. Manyak. Böyle değişik bir adam. Manyak diye bir adı var adamın. Kendisi soğuklu bir tüccar. Yani bak zaten dikkat ederseniz o zaman istemi yaptı. Akıllı bir adam bak burada ne yapıyor kendisi. O iyi anlaşması gereken grubun bir tüccarını da diplomatik ilişkiler için İstanbul'a gönderiyor. Çok önemli bak bir olay bu. Böylelikle onlarla hep iyi ilişki kurarak daha da böyle devletin zenginleşmesini sağlıyor. Manyak mesela soğuklu bir tüccar onu gönderiyor İstanbul'a. İlk defa ilişki kurmamızı sağlamış burada Orta Asya'dan. Unutmayın onu. Peki mesela bize desek ki aynı zamanda şu kurulan ilişki Bizans'la Göktürk arasında tarihte Türklerin kurmuş olduğu Bizans'la ilk ilişki midir derse hayır diyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz bir önceki videoda biz neyi gördük burada? Attila'nın yapmış olduğu iki tane anlaşma vardı. Birisi Margus, birisi Antonius. Bunlar şu gönderilen elçiden daha öncedir. Yani şöyledir o zaman. Tarihte Türklerle Bizans arasındaki kurulan ilk ilişki Avrupa Hunlarıdır. Ama derse ki Orta Asya'dan Bizans'ta kurulan ilk ilişki hangisidir? O zaman Göktürk diyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki Avrupa Hunları Orta Asya'da değil. Ondan kaynaklı. O zaman da cevap Göktürk oluyor. Yani Orta Asya ibaresini kullanması lazım. Sonra onlar bize bir elçi göndermişler. Onun da adı Zemarkos. Zemarkos diye bir adı var bunda. Yani bizim gönderdiğimiz manyak, onların göndermiş olduğu Zemarkos. Böylelikle artık aramızda bakın diplomatik ilişkiler de başlamış olmuş Bizans ile burada. O zaman bu videoyu da burada sonlandıralım. Bütün bir video boyunca Göktürkleri anlatmaya çalıştık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.